Değerli dostlarımız, Kur'an günlüğündeki beraberliğimiz devam ediyor. Bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi olmasına rağmen Kur'an'ın onun eliyle bize ulaştırılması, bunlar üzerine konuşuyor idik değerli hocalarımızla. Şimdi az önce tabii çok enteresan şeyler söylemiş oldunuz. Ben anladığımı isterseniz kısaca özetleyeyim. Okumak, o Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan okumak, bizim bildiğimiz okumak gibi değil. Çünkü ben de şimdiye kadar hep şöyle bir kanaat vardı. İlk emri oku olan bir dinin mensuplarıysak, ne kadar çok kitap okusak o kadar iyidir. Bir insan böyle 100-150 taneden aşağı kitap okumuşluğu varsa zaten bununla karşılıklı konuşmaya bile değmez. Böyle bir kanaat vardı ama sizdeki anlayış öyle değil. O kitap okumak da bir araçtır ama öncelikli olan kainatı okumak, hayatı okumak, varlığı okumak, insanın kendisini okuması. Öyle. Peygamber Efendimiz de Risaletinden önce bu okumaları yapıyordu. Sonra da bu okumaları yapmaya devam etti. Bildiğimiz manada formel bir eğitim, yani okuma yazmayı, şu işte alfabe nevinden okuma yazmayı peygamberlik geldiğinden sonra da zaten öğrenmemişti. Bilinçli bir tercih oldu. Buradan anlaşılıyor. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz'e aslında hani belki bir nevi bir dolaylı itikaf zamanında Kur'an-ı Kerim tebliğ ediliyor. Peygamberimiz işte özel bir mekandayken orada kendisine ilk vahiy gelmiş oluyor. Peygamberimiz oraya, mağaraya, işte dağ başına zaman zaman çekildiği çok oluyor peygamberlik gelmeden önce. Orada bu tefekkür gezileri yapıp işte varlık alemini mi okuyordu? Yoksa kendi kendine ibadetle meşgul olup nasıl bir okuma içinde bulunuyordu? Çünkü oradaki sanki o hani ağacın başına gidip, ne bileyim, derelerin, göllerin başına gidip onlar üzerine tefekkürden farklı bir okuma olma ihtimali var. Nasıl bir okuma içindeydi Peygamberimiz kendisine vahiy gelmeden önce? Şimdi yani neyi okurken buldu Cebrail Aleyhisselam? Tamamlasın. Şimdi Peygamberimiz daha önce de okuyordu diyemeyiz. Şimdi okumak bir defa manayı, mesajı anlamaya çalışmak demektir. Okumak. Evet. Yani gördüklerini yorumlamak demektir. Zaten bizim bildiğimiz manada okumak da odur. Mesela diyelim şimdi biz Çin alfabesiyle yazılan bir metin görsek biz onu yorumlayamayız, anlamıyoruz yani. Yazıyı görüyoruz ama evet, manayı anlamıyoruz diyelim. Ha, demek ki yazıyı görmek değildir okumak, gördüğünü anlamak demektir. Şimdi dolayısıyla çeşit çeşit yazılar var. İşte Çince var, Arap alfabesiyle var, Latin alfabesiyle var. Veya manayı ifade eden mesela bir süre resimle ifade etmişler. Resimle. Şimdi mesela karikatürle ifade ediliyor değil mi? Bir mesaj veriliyor mesela. Evet. Yani bir karikatürle verilen mesaj bazen bir sayfa yazıyla verilemiyor. Yani önemli olan mesajı aktarmadır ve okumak da mesajı almaktır. Yazının şekli, yazının nitelikleri, yazının görünen kısmı değildir asıl olan. Dolayısıyla kainat da böyle. Yani bütün olaylar var burada kainatta. İşte yağmur yağıyor, değil mi? Rüzgar esiyor, şimşek çakıyor, denizler dalgalanıyor, gece gündüz ard arda geliyor, mevsimler gelip geçiyor. Dağlar dikilmiş, vadiler yarılmış, göklerde ay, güneş, yıldızlar, bütün bunlar ne ifade ediyor? Peygamberimiz bu manayı düşünüyordu peygamberliğinden önce. Zaten okumak düşünmekle başlar. Yani düşünmek de aramak. Yani bir insanın yapacağı ilk şey bir arayışa girmektir. Peygamberimizin Kur'an gelinceye kadar yaptığı şey, diğer insanlar gibi bunları yani boş vermemiş, hakikatin arayışı çabası içine giriyor. Yani 35 yaşından itibaren o dağa çıkması, bir ay boyunca kalması, işte gece yıldız dolu göklerin arasında, altında sabah akşam güneşin doğuşunu, batışını izlemesi. Bütün bunlar Peygamberimiz düşünüyor. Hakikat nedir? Düşünüyor. Ve olup biteni yorumlamaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Buna bir nevi yine bir okuma faaliyeti ve onun yani, parçası, okuma, yani gördüklerini anlamaya çalışıyor. Henüz okuyamıyor yalnız. Alfabeyi sökmeye çalışıyor bir yandan. Evet, yani okuyamıyor. Görüyor, yazıyı görüyor ama ona anlam vermeye çalışıyor. Ve ilk gelen ayet oku diye emredince Peygamberimize, zaten ben okuma bilmem diyor Peygamberimiz. Yani ilk Cebrail Aleyhisselam'ın oku. Evet. Orada ben okuma bilmem derken neyi kastediyor? Ben okuma bilmem derken işte
Ben okuma bilmem derken herhalde mevcut yazıyı kastediyor. Onu kastediyor. Ya ben okuma bilmem. Yani bir kari. İnsanların eliyle yazılan yazıları okumadım yazmadım. Evet. Sonra Cebrail Aleyhisselam tekrar oku diyor kendisine. Yine ben okuma bilmem diyor. Fakat bir şey daha söylüyor. Ne okuyayım diyor. Zaten okunacak bir kitap da yok ortada. Yani Mekke toplumu kitapsız bir toplum. Yani sözel kültüre sahip. Yazılı bir kültürleri yok. Yani yazılı metin bizim bildiğimiz manada yazılı bir kitap. Mesela Mekke'de belki putperestler var daha çok. Yani Hristiyan ve Yahudi de var ama onların da kutsal kitapları böyle yazılı metinler halinde yok o zaman. Muallakat-ı Seba. İşte Muallakat-ı Seba var. Öyle çok yani o askılan şairlerin meşhur şiirleri Kabe'nin duvarına yazılıp asılıyor. Öyle birkaç şey var belki. Yani onun dışında yazılı bir metin de yok. Ne çok fazla yok diyelim. Yani hiç yok. Evet. İşte sonra üçüncü de işte bu ayetler geliyor. Yani ikra yalın bir okumanın hemen peşinde Bismi Rabbikellezi halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani o tam okuyacak kitap olmayabilir. Efendim yazılı bir metin olmayabilir veya olanları da sen okumayabilirsin. Yani o yazıyı okuma konusunda ümmisin ama yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani Rabbinin eserlerini oku. Evet yani Rabbinin yarattıkları üzerinde düşün. Oku. Bir de düşünmesine bir şey getiriyor. Yani düşünmesini tabiri caizse hangi açıdan düşünecek, nasıl düşünecek? Yani düşünmesini bir çerçeve altına alıyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani her şeyi Rabbin yaratıyor. Olup, yani neyin nasıl okunacağı aslında bildiriliyor. Olup biten olaylar, olup biten tüm olaylar onun yaratmasıyla meydana geliyor. Ve ondan bir mesaj taşıyor. İşte onu anlamaya çalış. Yani düşündüğün varlıklar üzerinde, seyrettiğin olaylar üzerinde Rabbinin mesajı var. Her şey sana ondan bir mektup, ondan bir mesaj getiriyor. İşte onu bulmaya çalış, onu anlamaya çalış manasına gelen efendim yani yaratan Rabbin adıyla okumak budur. Yaratan Rabbin adıyla oku. Yani şimdi bizim okuduklarımız, yazdıklarımız yaratan Rabbimizin adıyla mı? Şimdi bunun daha iyi anlaşılması için bir şey sorabilir miyim? Şimdi iki kavramlar üzerinde düşünüldüğünde bile aslında birçok şey ortaya çıkıyor kendiliğinde. Mesela bir ilim diye bir kavram var. Bir de İrfan, aynı kökten gelen belki marifet diye bir başka kavram var. Hani kendisini yetiştirmiş, böyle kendisinden istifade edilecek bazı insanlar var, biz bunlara alim diyoruz. Bazı insanlar var, biz bunlara arif diyoruz. Nasıl bir fark var aralarında? Ki yani hangisi hangi türlü okumayı yapmış, onu anlayalım. Evet. İşte arif kalbiyle aslında okuyan, yani esas okunması gereken kısımlara giren, yani daha derinliğine olayların ve Allah'ın eserlerinin manalarına dikkat eden, çünkü Allah'ı, yani marifetullah nedir? Marifet. Allah'ı bilme. Yani tanımak. Mahlukatın Allah'ı nasıl tanıdığını ve tanıttığını anlamaya, hissetmeye çalışan. Yani esas olan da bu. Esas olan bu. Yani ona o özelliğe kavuşmaya çalışan mahlukatın Cenab-ı Hak'la arasındaki alakalara şahit olan, sadece ağaca bakıp kalmayan, ağacın Cenab-ı Hakk'ın Halik, Rezzak, Kerim, Muhsin, Mün'im, Mülevvin isimlerini yaratan, renklendiren, şekillendiren, rızıklandıran isimlerini ağaçta fark eden insan. Yani eserle eserin sahibinin vasıflar arasındaki bağlantıları gören, kalp gözüyle gören, yani eserin Risale-i Nur'daki ifadeyle kendisinden ziyade Allah'ın güzel isimlerini gösterdiğini gören insan. Yani ağaç, kuş, karınca, yıldızlar, her şey kendisinden çok Allah'ın güzel isimlerini gösteriyor. Yani oraya dikkat eden, o alakayı fark eden insan, esas olan da bu. O
zaman Peygamber Efendimizin bahsettiğiniz okuması bu irfan yolundaki bir okuma gibi anlaşılabilir. Yani evet, marifetullah'a hizmet eden, marifetullah yolunda bir adım atmasına yol açan bir okuma. Muhakkak. Şüphesiz yani bizim kitaptan okumak da bu manaya hizmet ediyorsa bu güzel, da faziletli bir şey değil mi? Güzel. Evet. Tabii hizmet güzel. Hizmet ediyorsa şey güzel. Yani ona etmiyorsa güzel değil. Evet. Hizmet etmiyorsa. Yani tam tersine eğer bizim okuduğumuz insanların eliyle yazılan kitaplar Kur'an-ı Kerim'i anlamamıza, kainatı anlamamıza, hayatı okumamıza, ölümü okumamıza, hastalığı okumamıza mani oluyorsa bu güzel değil. Eğer bizim okuduğumuz kitaplar Kur'an-ı Kerim'i anlamamıza, kainatı anlamamıza, hayatı, yaşlılığı, hastalığı, fakirliği, zenginliği, ölümü, kabri okumamıza hizmet ediyorsa güzel. Evet. Veya ne kadar hizmet ediyorsa hayatı ve kainatı okumamıza okuduğumuz kitaplar o kadar güzel. Şimdi biz ağacı, bulutu, örümceği diyelim okumaya çalışıyoruz. Allah adına bir okuma gerçekleştirdiğimizde bu her zaman bizi marifetullah'a götüren bir kitap. Öyle. Her zaman böyle. Ama diyelim işte benim yazdığım kitap, Ahmet'in yazdığı kitap, Mehmet'in yani insan eliyle yazılmış olan kitap her zaman böyle olmayabiliyor. Öyle. O yüzden o seçiciliğin herhalde önemini vurgulamış oluyorsunuz. İşte onun için zaten Risale-i Nur'da Bediüzzaman Kastamonu'da talebelere verdiği dersi anlatırken yani okuduğunuz kitapların Allah'ı nasıl tanıttığına dikkat edin diyor. Yani fizik kitabına, fiziğin ilgilendiği mevzulara, kimya kitabına, kimyanın işlediği mevzulara bakarken Allah'ı nasıl tanıttığına dikkat edin. Onlar Allah'ı tanıtır diyor. Yani evet, dünyanın hareketini anlatan coğrafya nasıl Allah'ın kudretinden bahsetmez ki? Sapan taşından 70 defa daha hızlı, yani saatte 100 bin kilometre hızla hareket eden bir dünya gemisinde şu anda biz konuşuyoruz. Ankara'da, stüdyoda. Evet. 100 bin kilometre hızla hareketinin bir tanesi bu da. Daha başka hareketleri var. Şimdi dünyanın bu hareketlerinden bahseden bir kitap Allah'ın sonsuz kudretinden, her şeyi kuşatan ilminden nasıl bahsetmez? Kabul edelim ki bahsetmiyor. O zaman o kitabı okuyan insan hemen anında zihninde bir çevrim yapmalı. Dünyanın hareketini, geceyi, gündüzü, dört mevsimi okurken Allah'ın kudreti hatırına gelmeli. Hatırına geldi mi o işte dünyayı okuyor. Dünyanın hareketlerini okuyor. Yoksa dünyada boğuluyor. Yani dünyayı okumadığında insan dünyada boğulur. Yani dünyayı okuduğunda okuduğu dünya onu Allah'ı tanımaya, Allah'ı sevmeye götürür. Yani yaratan Rabbinin adıyla oku emri o zaman şu anda bizim için de geçerliliğini koruyor. Herkes için. Değil mi? Ne okuyacak olursak olalım, yaratan Rabbinin adına, o bakış açısıyla ona ulaşmak adına okunduğunda bu iyi bir okuma. Böyle bir özel niyet ve amaç gütmeden okunduğunda belki kelime hazinemizi güçlendirecek ama o maksada hizmet etmeyen bir okuma. O zaman çok tehlikeli bir şey ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak adına okunmadığında çok tehlikeli. Okuduğu, öğrendiği her şey o insana evham olarak dönüyor. Zehirleme ihtimali var. Evet, zehirliyor. Onun için Risale-i Nur'da bir yerde geçiyor. Ulum evhama döner diyor. Yani yeni bilgi yeni bir evham olarak kişiyi vuruyor. Zehirli ok gibi. Yani diyelim ki otobüs durağında havada virüslerin olduğunu kişi öğrendi kitapta. Her tarafta diyelim ki virüs var, mikroplar var diye bir şey okudu. Eğer o virüslerin Allah'ı tesbih ettiğini, aynen yıldızlar gibi Allah'ın idaresi altında olduğunu, Allah'ın kulları olduğunu bilmezse, bu bağlantıyı kurmazsa, bu şahsın öğrendiği bu bilgi otobüs durağında bile onun huzurunu bozar. Onu rahatsız eder. Şimdi okuduğumuz şey bizi rahatsız ediyorsa biz bundan ne anladık o zaman? Niye okuduk biz? Yani okuduğumuz bilgiler bizim huzurumuzu, bizim kalbimizdeki ferahlığı geliştirmiyorsa, bizim kalbimizdeki huzuru zehirliyorsa, bozuyorsa bu okumanın ne özelliği var? İşte eğer kainat Allah için okunmazsa, yaşadıklarımız ve seyrettiklerimizi Allah'ın güzel isimlerine nasıl delil olduğunu dikkatli olarak okumazsa insan, ne kadar bilgi öğrendi o kadar korkan insan, ne kadar bilgi öğrendi o kadar evhamlı insan, ne kadar yeni bilgi öğrendi o kadar huzursuz insan olur. Şimdi okumanın maksadı bu mudur? İnsanı huzursuz etmek, insanı evhamlandırmak mıdır? Ya onun için dünyada şu anda görünürde evet, okuma çoğaldığı halde gençlerde huzur mu artıyor, huzursuzluk mu artıyor? Bunu vicdanlara havale ediyoruz.
Doğru. Vicdanlara havale ediyoruz. Yani şimdi yeni yeni bilgi öğrenen insanlar Cenab-ı Hakk'ı tanımasına vesile olacak şekilde okumuyorsa huzuru mu artıyor, korkusu mu artıyor, panik mi artıyor, evham mı artıyor? Bunu herkes vicdanlarından bir çıkarmaya çalışacak. E şimdi yeni bilgi, yeni korku. Yeni bilgi, yeni evham. Böyle değil ki okumanın gayesi. İnsan okudukça ve öğrendikçe merakı artmalı, iştahı artmalı, huzuru artmalı. İşte İslam'ımız böyle ikra, bismi rabbikellezi halak ayeti bize huzurumuzu, dünya ahiret saadetimizi arttıracak okumayı öğretiyor. Şimdi o zaman şöyle bu anlayış ortaya çıkıyor yani. Hani eskiden beri söylenir. Okumayı teşvik etmek manasında oku da ne okursan oku. Bu demek ki o kadar sağlıklı bir şey değil. Öyle. Yani ne okuyacağımız da önemli. Nasıl? Onu nasıl okuyacağımız, nasıl neyin hesabına, neyin adına okuyacak, kimin adına okuyacağımız bu da ayrı bir önem. Çok. Şöyle insanlar tanıyoruz. Mesela yani bazı insanlar var. Diyelim benim hayatım boyunca okuduğum kitap kadar kitap okumamıştır. Belki farklı kitaplar manasında çok farklı kitap okumuyor. Ama sürekli Kur'an-ı Kerim okuyor veya Kur'an-ı Kerim'i anlatan onun tefsiri hükmünde olan kitaplar. Sürekli onlarla meşgul, sürekli onları okuyor falan. Sayıca baktığımızda çok fazla farklı farklı kitapları okumuş değil. Belki kelime hazinesi işte o kitaplarla sınırlı. Ama bakıyorsunuz işin içinden çıkamadığınız problemlere gayet açık net çözümler sunuyorlar. Çok hikmetli sözler söyleyebiliyorlar. Belki öyle olması daha iyi. Ne tavsiye edersiniz hocam? Yani çok farklı kitaplar mı okumak iyi? Yoksa mesela ben gelişmekte olan zihnini inkişaf ettirmek isteyen bir kişiyim. Hani bir şeylerle kendimi geliştireyim, yetiştireyim istiyorum. Sürekli Kur'an okusam veya Kur'an'ı anlatan, onu açıklayan eserler, Peygamberimizin hadisleri. Yani aynı dairede okusam bu benim için daha koruyucu, daha besleyici mi olur acaba? Hangisi doğrudur? Yani şimdi çocuklarımıza neyi teşvik edelim? Soru tabii kritik bir soru. Ya bir zaman Kastamonu'daki talebelere okulu bırakın demiyor. Evet. Okulu bırakın demiyor. Kitapları Allah'ı nasıl tanıttığına dikkat ederek okuyun diyor. Yani biz kimya kitabını, fizik kitabını Allah'ı tanıtan bir kitap olarak okursak kimya dersinden çıkınca ezan okunduğunda ayağımız camiye gider. Mesele bu. Evet. Din dersinden çıkınca değil. Sadece. Yani biz biyolojik dersinde hücreyi hocamızdan dinlerken duygulanabiliyorsak hücreyi, Cenab-ı Hak ne kadar muhteşem idare ediyor diye dikkatlice dinliyorsak teneffüste öğle ezanı okundu mu doğru mescide gideriz. İşte hücreyi okumamız ve sınıfta dinlememiz bizi mescide, namaza sevk ediyorsa bu okumayı hücreyle alakalı biyolojikten okumayı biz niye bırakalım ki? En iyisi biz okuma tarzımızı düzeltelim. Evet. Eflatun'un şöyle bir sözü var. Ben de orijinal metni yanımda olsaydı çok daha güzel olurdu ama ben aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Eflatun'un sözünü söylediğinize göre demek ki okumuşsunuz. Eflatun'u severim ben Eflatun'u. Eflatun'u severim. Mesela diyor ki ey Aziz Sokrat diyor hocasına. Bu hayata anlam kazandıran şey ebedi güzelliğin temaşasıdır diyor. Dolayısıyla güzel, mesela bir güzel tanımı var. Güzel hakikatin muhteşem manzarasıdır diyor. Yani görünen güzel arkasındaki hakikatin manzarası. Zaten arkasındaki hakikat nedir? Esma-i İlahiyedir. Dolayısıyla şimdi diyor ki birine tavsiye ediyor, dostum diyor, kitap okumak diyor, böyle sebze, meyve, yemek içmeye benzemez diyor. Yemek içmeye benzemez. Eğer hakikati biliyorsan diyor, istediğin kitabı okuyabilirsin diyor. Ve onları geçireceğin yani bir hakikat süzgecinden geçirebilecek durumdaysan diyor, ister... şey oku diyor. Yani bir sürü filozof ismi sayıyor. Ama diyor yoksa hakikati bilmiyorsan diyor o zaman öyle okumak diyor sebze meyve yemeye benzemez diyor. O zaman ondan daha tehlikeli bir olay. İnsanı perişan eder. Çünkü aslında okuma ruhun yemeği. Kriter oldu. Evet. Ruhun yemeği. Yani sen ruhuna yiyecek gönderiyorsun. Ruhunu zehirleyebilirsin. Ruhunu söndürebilirsin. Dolayısıyla burada yani insanın bir defa hakikat
yani hakikat süzgecinden geçirmesi lazım. Bunun için hakikati bilmesi lazım. Yani okuduklarını değerlendirecek, yorumlayacak, eleyecek bir eleğe sahip olması lazım insan. Bu elek nedir? Kur'an işte bunun için gelmiş. Yani ilahi ilahi mesajlar bize bunun için gelmiş. Yani ölçüdür, temel ölçüdür. Kim bilir? Yapan bilir. Bilen konuşur. Böyle bir kural var. Yani evet. Bu aynı zamanda ayet mi değil? Ela ya'lem men halak. Ela ya'lem men halak. Evet. Yaratan yarattığını bilmez mi? Dolayısıyla yapan bilir, bilen konuşur. Her şeyi yaratan Allah diyelim ki yaratılanı nasıl anlayacağımızı, yaratılanın ne ifade ettiğini en iyi kim bilir? O bilir. O bilirse ondan gelen bilgiler bizim için mihenk olmalı, süzgeç olmalı. Ölçü yani, olmalı. Ölçü olmalı o çerçevede. Yoksa herkes kendi aklına göre farklı bir yorum getirirse bundan emin de olamaz zaten. Şüphe dediği o ulum evhama inkılap eder. Çünkü yani nasıl emin olacaksın sen? Kendi keşfettiğin mananın, kendi anladığın mananın doğru olup olmadığını nereden bileceksin? Bir başkası da farklı şey anlıyor. Doğru. Dolayısıyla yani ortak bir akla, külli bir akla ihtiyaç varsa o da vahiydir. Yani Cenab-ı Hak zaten vahiyi bunun için göndermiştir. Yoksa insanlığın beyni bin parça olur. Yani filozofların her birinin getirdiği ayrı yorumlarla öyle de olmuş zaten. Evet. Onun için temel ölçüye sahip olursa insan yani ilahi hakikatleri bilir ve o süzgeçten geçirirse o zaman okuyabilir. Okudukları eğer yaratan Rabbin adıyla değilse bile ki bugünkü bilim öyle değildir. Mesela bugün bilim de kainatı okuyor. Bütün bilim dalları, biyoloji, fizik, kimya, astronomi. Yani bunlar da kainat sosyoloji, okuyor. Bilimler bile. Kainatı inceliyorlar. Evet. Çünkü başka bir şey yok ki zaten kainat. Ama kainatı bilim yaratan Rabbinin adıyla okumuyor. Yaratan Rabbinin adıyla bakmıyor. Yani bir yaratıcının eseri bu. Ve bir yaratıcı bu yarattığıyla bana bir mesaj veriyor. Bunun üzerinden ben onu anlamaya çalışmalıyım diye bakmıyor. Yani yaratıcıyı hesaba katmadan eserle sahibini ayırarak birbirinden öyle okuyor. Yanlış olan bu. Ha, yanlış. Bu okuma yanlış. Ama buna rağmen varlıkla ilgili bilgiler veriliyor ya. Bu bilgileri biz demin Ali abinin dediği gibi dönüştürebileceksek yani malzeme var. Bu evet. Malzemeyi bize sunanlar yaratan Rabbin adıyla sunmasalar bile biz onlara yaratan Rabbin adıyla bakabiliriz. Evet. Onları o şekilde dönüştürebiliriz. Dolayısıyla o zaman bir sakıncası olmaz. Çok açıklayıcı ve net oldu. Allah razı olsun efendim. Yine konuşmaya devam edelim. Peygamberimizin ümmi oluşuna özel olarak ama müsaadenizle birazdan devam edelim efendim. Değerli dostlarımız, Kur'an günlüğündeki beraberliğimiz inşallah birazdan devam edecek.